Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere eğiminizi nasıl geliştirebileceğiniz hakkında temel bir bilgi vereceğim. Bu temel bilgi olmazsa olmazdır arkadaşlar. Arkadaşlar biliyorsunuz ki birçok ünlü oyuncu var ve bu ünlü oyuncuların kullandığı kroser çok farklı. Herkesin kendine göre bir stili vardır, kendine göre bir tarzı vardır ve buna göre davranırsınız. Yani buna göre oyununuzu oynarsınız. Kimisi çok küçük kroseri severken bazı insanlar da büyük kroseri tercih edebilmektedir. Bu sebepten ötürü spell durumuna geçmeden önce crosshair'inizi belirlemenizi şiddetle tavsiye ederim arkadaşlar. Crosshair bu konuda çok önemlidir. Şimdi size crosshair'inizi nasıl yapabileceğinizi ya da başka ünlü bir profesyonel oyuncu nasıl model alabileceğinizi göstereceğim. Oyun bula tıklıyoruz arkadaşlar. Atölyeye geliyoruz. Atölyeden benim size açıklamalar kısmına vereceğim şu atölye linkine geliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu linki vereceğim size. Bu map ünlü oyuncuların kullandığı crosshair'leri gösteren bir map arkadaşlar. Atıyorum Scream'de kullanıyor ya da Get Right'ne kullanıyor, Apache kullanıyor. Tüm hepsine buradan ulaşabilirsiniz arkadaşlar. Kendinize bir model belirleyip yolunuza devam edebilirsiniz. Yani hepimiz biliyoruz ki CSGO'nun bize verdiği crosshair'ler gerçekten berbat ötesi. Ben şimdi burayı keseceğim. Map'e giriş yaptığımız zaman yeniden merhaba arkadaşlar. Map'imize giriş yaptık. Görüyorsunuz ki böyle büyük bir tablo bizi karşılıyor. Şurada test odası var. Buralarda birkaç bilgi yer alıyor. Restore Crosshair, Crosshair Manager, işte Pathfinder Blue Dark şeklinde burada kendiniz düzenleyebiliyorsunuz crosshair'ınızı. Şöyle bir şeyle karşılaştınız. Şimdi arkadaşlar burada görüyorsunuz ki Renegade'sin, işte Luminosity'nin, Ghastland'ın, Virtus Pro'nun, Fnatic'in, NIP'nin oyuncularının ve daha bir sürü profesyonel takımın oyuncularının crosshair'lerini burada görebiliyorsunuz. Tıkladığınız zaman üstüne, ateş ettiğiniz zaman görüyorsunuz ki değişiyor kendiliğinden. Burada bir sürü crosshair var. Beğendiğinizi, seçtiğinizi, sizin hoşunuza giden crosshair'i buradan seçip benim hoşuma Fallen'ki gidiyor. Ben Fallen crosshair'ini beğeniyorum arkadaşlar. Buradan seçip test odasına giriş yaptığınız zaman burada botlara karşı crosshair'ınızı deneyebilirsiniz. Crosshair'ınızı ölçebilirsiniz size uygun mu değil mi falan diye. Şurada efektleri görebiliyorsunuz. İşte arkaya mirage efekti, overpass efekti, train efekti verebiliyorsunuz şu şekilde. İşte chase efekti falan verebiliyorsunuz arkadaşlar. Yan tarafa geldiğimiz zaman burası da yine training'tir. İşte burada da bot öldürüyorsunuz. Crosshair'ınızı deniyorsunuz. Haritanın temel amacı bu şekilde. Arka tarafı da göstereyim sizlere. Arka tarafta işte top 10 donatörler var. Bu atölyeyi yapan adamın donatleyen elemanlar burada çıkıyor. Top 10 donators. İşte burada da değişik değişik crosshair'ler var. Yani buradakileri kullanmanızı önermem. İşte büyük büyük crosshair'ler mevcut. Nokta nokta falan. Şöyle dandik crosshair'ler var burada. Yani şahsen bana göre dandik, ben kullanmıyorum. Bununki hoşuma gidiyor. Ve arkadaşlar atıyorum sizin seçtiğiniz adamın kullandığı crosshair mavi. Tamam mı? Sen de mavi olmasını istemiyorsun. Sen yıllardır crosshair'i kırmızı oynuyorsun. Ne yapacaksın? Buraya geleceksin. Kırmızıya tıkladığın zaman crosshair'in zaten kırmızı olacak. Sarıdır, yeşildir, mordur. Hepsini buradan ayarlayabiliyorsun. Beni izlediğiniz için teşekkürler. Yeni bir videoda görüşmek üzere.